Yapmak bir böyle... Değil mi? Evet. Evet, bizim tabak. Gitti. Mutfak gitti. Tabak canı sağ olsun. Olsun. Sırıntı yok istersen. Ona bir şey olmaz. Bence bir bakın. Bir şey var mı gelinizde? Düştü bir şey. Tuğba iyi misin? İyiyiz bu hanım, problem yok. İyi ama. Tamam anne. Olması gerektiği gibi sunum olduğuna inanmıyorum Patlıcan Behten'in. Gelin bize yemeği sunduğunda bambaşka bir şeydi. Geldiğimizde farklı bir görünüm aldı yemek. Lezzet vardı ama görsellik hiç yoktu. Sunumla geldiği an güzeldi. Sunumunu beğendim, güzeldi. Yerken de evet arkadaşların dediğine katılıyorum ben de. Patlıcan erimişti ama et lezzetli, güzeldi. Kuzu kokusu asla yoktu. Önemli olan da bence buydu. Tadı da fena değildi, güzeldi ama sunumu hiç güzel değildi. Birbirine girmişti. Türlü yemeği gibi duruyordu. O yüzden beğenmedim. Kimyon koymuş galiba. Ben hiç bulgur pilavına kimyon konduğunu hiç görmedim ve duymadım. Hiç hoşuma gitmedi ve diri kalmıştı. Türlü değil yemeğim. Kesinlikle ana yemeğim türlü değil. Bilmiyorlar. Bunu internetten araştırmadan gelmişler. Bilmedikleri yemeği en azından araştırsalardı, gelseler de ona göre yorum yapsalardı. Birçok tarif var. İşte bunu Kayseri diye söylüyorlar, Tokat diye söylüyorlar. Ama hepsinin de patlıcanları bu şekilde olur. Aynur'cum dur, sana bir soru daha sorayım. Biraz sen dinlendin. Bir soru sorma. Soracağım lütfen. Bu Fatoş Hanım ne istiyor sizden Aynur Hanım? Bilmiyorum, taktı kafayı bana. Çalışıyor musunuz? Ev hanımısınız. Ben yaşlı ve hasta bakım elemanıyım. Aa ne güzel, evet, bravo. Güzel. Ne kadar evet. Güzel bir şey. Güzel bir meslek. Fedakarlık isteyen bir meslek. Aynen, sabır isteyen bir meslek. Hasta ve yaşlı bakımında çalışıyormuş. Anneme bakıyorum şu an, babama da baktım. Ne mutlu size. Çocuklarınız da size bakarlar sırası gelince inşallah. Siz çalışıyor musunuz? Ben de sizin. Ben çalışmıyorum. Çalışmıyorsunuz. Vallahi kocamın yüzüne de söylüyorum. Bana diyor ki çalışmaya düşünür müsün? Hayır, ben para yiyeceğim diyorum. Senin paranı yiyeceğim diyorum. Çatır çatır diyor. Evet. Ama şimdi çalışmak sadece para için değil ki canım. Yani. Suhar Hanım ben çok çalıştım. İlk ha çalıştınız. Ha, şimdi çalıştım. Mutlu oldum. Deminkini evet. Çünkü çok yok, sevmedim o cümleyi. Çok koca parası için. Ben hiç sevmedim şeyler. Çok çalıştım. Sonra eşimle tanıştıktan, evlendikten sonra eşim dedi ki gerçekten çok çalışmışsın, çok ezilmişsin dedi. Artık dedi ben senin çalışmanı istemiyorum dedi. O aynı. Başımın tacı ol, otur dedi. Çıtır kadayıf tatlısı. Pekmezli. Tek başıma çok zorluklarla büyüttüm. Baştan vermiş hayat. Zaten siz şu görevinizi yerine getirmişsiniz. Güzel gerçekten. Evet. Ama gene de kafayı bana taktınız. Taktım. Acaba neden? Neden acaba? Kıskanmış olabilir mi size? Seni gördüm. Aa, şu anda. Gelinler yarışıyor yahu yemekler. Ben kayınvalideyim yani. Gelinimle gelininiz rakip olacaklar. Kim var arasında peki? Aslında en büyük rakibiniz benim bir kere. Niye? Göreceksiniz yani. Neden? Ne açıdan geliniz çok mu hamarat, çok lezzetli eli? Çok hamarattı, eli lezzetlidir. Kaç çok yıllıktı? Güzel yemek yapar. 3 yıllık. 3 hiç fark etmiyor. Benim gelinim vallahi çok güzel yemek yapar. Valla tecrübeli geliner daha güzel yemekler yapıyorlar. Yani enteresan. Asıl benden korkun. Rakibiniz benim. Oo, nereliydi geliniz, Urfalı mı? Kırşehirli. Ha gelininiz Kırşehirli. Ben Urfalıyım. Siz Urfalısınız. Evet. Eşiniz de Kırşehirli. Evet. Aa ne evet. Enteresan. Ama Urfalı bir kayınvalideden herhalde ki, değil mi? Aynen. Öğrenmiştir bir şeyler. Tabii canım. Esra Hanım içeride çok konuşuyorum dediniz bana. Ben duymadım, konuşmuyorum. Muhabbet sizlerden etmiyorum. Sıra gelmiyor ki bana. Neden? Benden sıra gelmiyor ki yani. Ne yapsın? Konuşabilirsiniz. Kafayı onunla uğraşmaktan bana fırsat ama şimdi geldi. Sırayla. Yok bize gelmiyor. Ama siz konuşmuyorsunuz. Orada sessiz oturuyorsunuz ben dedim. Ama sizden fırsat gelmiyor ki bir türlü. Ama buyurun. Çok konuşuyorum değil ben size fırsat ortaya vermem dediniz. Ortaya attı bombayı aslında. Asıl ben beni bırakıp gönderdim. Ama hanımefendisiyle uğraştıkça bize sıra gelmiyor. Fatoş Hanım'la biz tartışırken Esra Hanım'a ne olduysa oradan araya katıldı. Acaba bizim kazanabileceğimizi düşünüp kendini hemen ortaya attı, bizimle mücadeleye girdi. Asıl benden korkun falan yaptı ama aslında çok pasif duruyor yani. Ben bana göre pasif. Yani benimle mücadele etmesi zor yani bu yarışmacıların hiçbiriyle benimle mücadele edebileceğini düşünmüyorum. Konuşmuyordum çünkü yarın benim günüm, kendi günümü oynuyorum. Kendi günüm geçtikten sonra konuşmaya başlayacağım inşallah. Onların ne saçı kalacak, ne makyajı kalacak, ne başı. O zaman beni görsünler. Bir şey soracağım. Sizin için servis, sunum kaçıncı sırada masa düzeni? Mesela demin dediniz ya servisi ağır, işte örtüsü kırışık, çatallar ters duruyor. Niye masada peçetelik yok? Mesela ben sizin bakış açınızı ve değerlendirmenizi anlamak için soruyorum. Bundan puan kırar mısınız? Yoksa ben böyle eften püften şeylere takılmam mı diyorsunuz? Yani genel itibariyle sizin... Takılırım tabii ki. Yani ha takılırsınız. Canım, evet. Bir de tatlı bıçağı rica edelim. Tamam. Masada yemek yiyeceğim. Düzeni düzgün olursa, güzel olursa, her şey yerli yerinde olursa daha düzgün bir şey olur.
puanlama olur. Anladım. Ya mesela kaç puan? Bir puan mıdır servis, masa artı düzeni? Bir puan. Bir puan. Tamam, mesela bu mantıklı, bunu anlarım. Bu da yemeğe dair. Yemekle ilintili, bağlantılı. Önemli. Sonuçta masada yiyoruz. Zuhal Topal'la bu ne kız? Büyük. Tatlı bıçak. Hanımefendinin keserim dediği şey aklıma geldi. Bıçağın büyüklüğünden. Ay aşk olsun sizin Tuğba. Sizi bekletmemek adına. Anladım canım benim, tamam tamam. Evet, dondurma eşliğinde kaymak yerine dondurma tercih etmiş pekmezli kadayıf. Yiyeceğim bir saniye. Şimdi ben bakıyorum pekmez bunun neresinde acaba diye düşünüyorum. İçinde. Ben dedim acaba renginde mi olur dedim. Rengi mi değişik olur dedim. Bir ye de ondan sonra. Afiyet olsun. Afiyet. Kayınvalidenden geçer not aldın galiba. Benden her bugün değil mi? Geçer not alırım. İnşallah diğer kayınvalidelerden alman tabii daha önemli. Evet. Çünkü kayınvaliden vermiyor olsun sana puan. İnşallah. Onlar adaletli olsun, ben de onlara adaletli olacağım. İnşallah. Tabii ki dediğim ultimatomlar geliyor. Olana oldu diyeceğiz, olmayana da olmadı. Pekmezi söyleyeyim mi? Niye pekmezli yazdığımı? Söyle. Cam kasenin dibine tereyağını sürüyoruz. Ondan sonra da bir şey koyuyoruz, pekmez koyuyoruz, o lezzeti oradan geliyor. Hmm, pekmezli demem sebebi o yani. Neden öyle bir şey yapma isteği duydun? Niye? Öyle mi? Neden öyle mi? Ha, neden öyle seçtin? Ya o çünkü ben ne zaman yapsam bu tatlıyı herkes içinde ne var ne var diye soruyor mesela. Hani o pekmez demek ki dedim, hani ona farklı bir lezzet katıyor ki herkes dedin. Bu tepkiyi veriyor, o yüzden yazdırmak istedim. Anladım. Beğenilen bir tatlın evet. Senin, anladım evet. Canım. Anladım. Bakalım hanımlar beğendi. Buyurun Fatoş Hanım, sizle başlayalım. Masamızın en meraklı kayınvalidesi. Evet, öyleyim, biraz meraklıyım. Söyleyeyim. Valla ben hani pekmez açıkça dediği için, pekmezli dediği için ben bunun rengin değişik bir yani renk olarak geleceğini düşündüm. Ama öyle gelmedi. Ha, bir fark yaratır herhalde evet, pekmezli görsel bir. Evet, tatlı bekledim ama normal bir kadayıf tatlısı gibi geldi bana. Öyle söyleyeyim Tuğba'cığım. Tadı nasıl? Yani tadı güzel, fena değil ama... Pekmez dedim şey, o yüzden yazdım. Normalleştirilmiyor işte, ya. Ben gerçekten hep pekmez dediniz ya, evet, böyle bir renginin değişik falan olacağını düşünerek yani dedim. Olabilir. Buyurun siz de dinleyelim. Ben kadayıfı pek beğenmedim. Aa, niye? Neyini beğenmediniz? Yani dediği gibi hanımefendinin, Fatoş Hanım, pekmez olayı pek şey değildi. Yani bana biraz şey geldi, şerbet falan. Ben beğenmedim. Ağır yani, mı hafif yani, mi? Ağır geldi. Ağır geldi. Hmm. Şerbet. Evet, ağırlıklı biraz. Yani. Şekeri mi ağır? Şekeri ağır. Ya gayet ağır. Bir de dibi Tuğba'cığım hamur olmuş yani tatlının. Evet. Neresi? Diye bak, üstü çok güzel şurada ama altı komple evet. Hamur. Evet. Ya, yani ya şerbetini ya. Sıcak döktün çünkü kadayıf. Hayır. Yok, soğuk. Şerbetini soğuttuk biz. Ya sıcak döktüğünce hamur olur. Önceden yaptım. Ben de yapıyorum evde yani biraz. Hafif öyle bir durum var. Dikkat edilecek var bir durum. Tatlı. Peki Aynur Hanım buyurun. Ben tadını çok beğendim. Tadı oh, güzel, neden? Cevizi bol. Evet. Yalnız hanımefendinin dediği gibi kızarma olayında biraz, bir iki tık daha kızarması sıkıntı gerekiyordu. Sıkıntı olmuş diyorsunuz. Güzel, beğendim yani. Ama genel olarak beğendim diyor sonuçta. Evet, sonuçta. Yenebilir. Sevtap Hanım ne yaptı? Dediği gibi hanımefendinin dediğine ben de katılıyorum. Altı biraz hamur olmuş. Biraz evet canım. Biraz. Bir de hakikaten şimdi pekmez deyince bunun pekmezini hissedelim isterdik. Evet. Yani birazcık daha fazla koysaydın. Hani dibine sürmüşsün, o çok bir şey fark ettirmemiş. Yani çok pekmez içine geçmemiş tadı. Bari birazcık da içine koysaydın mesela. Madem pekmezdi. İçinde olmazdı ama yani. Olmazdı, o zaman ne işe yarardı pekmez? İşte dibinde o tat geliyordu genelde, o yüzden dedi. O zaman ya da yani. O zaman şey yaptın, şimdi az koydun biraz. Sanki her zaman belki olabilir. Daha fazla koyuyorsan. Gerçekten ben hissedemedim pekmezi. Ben hissedemedim. Ya da tabağın kenarına pekmezi şöyle bir gezdirebilip süs yapabilirdim. Süs olabilirdi tabii. Ya üstüne bir şey yapayım. Birazcık da hamur kalmış. Yani cevizi bol. Ben şerbetini beğendim. Dondurma ile ikram etmen de bence güzel. Üstü de güzel çıtır ama içi birazcık hamur kalmış. Hamur. Evet. Ben de ilk aklım acaba sıcak mı döktü şerbeti? Soğuk döktü diyor ama içi biraz hamur kalmış gerçekten. Yoksa lezzet olarak bir sıkıntısı yok. Bol cevizli ne güzel. Ama içi biraz evet. Eline sağlık. Eline sağlık diyelim. Hazır mısın? Puanlara geçeceğiz. Evet. Haftanın ilk açık oylaması için buyursunlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.